Regle düzensizliği nedir? Kadın üreme sistemi, temel olarak yumurtalıklar tarafından salgılanan hormonlarla düzenlenmektedir. Ortalama 28 günde bir, bu hormonların etkisiyle, rahmin iç yüzeyini oluşturan, endometrium tabakası, olası bir gebeliğe hazırlık için kalınlaşır ve kan damarları yönünden zenginleşir. Bir gebelik olmaması halinde, bir sonraki aya yeniden hazırlanabilmek adına, o dönemin sonunda dökülür. Endometrium, kan damarları açısından, zengin bir doku olması nedeniyle, yenilenmek için dökülürken, bir miktar kanamaya sebep olur. İşte bu kanamaya, veya regli, tıbbi olarak menstrüasyon adı verilir. Adet döngüsü, kanamanın birinci gününden başlayıp, diğer regli kanamasının, başlangıcına kadar olan süre olarak, hesaplanır. Normalde her kadın, uzunluğu 21 ila 35 gün arasında değişen, bir adet döngüsü yaşar. Eğer bu düzenin dışında, ara kanamalar ve aşırı kanama oluyorsa, bu durum adet düzensizliği olarak kabul edilir. Regle düzensizliği nedenleri nelerdir? Regle düzensizliği, farklı sebeplere bağlı olarak gelişebilir. Ara kanamaların temel sebebi, yumurtlama esnasında hormonlardaki düşüş olabilir. Bu düşmeye bağlı olarak da, rahim içindeki endometrium dokusu, hormon desteğini kaybeder ve leke tarzındaki kanamalara sebep olabilir. Eğer hastalar, bu ara kanamalardan, rahatsızlık duymaya başladıysa, en kısa sürede, bir doktora görünmesi önerilir. Regle düzensizliği, hormonal sebeplerden kaynaklanıyorsa, kişinin kanamaları, şiddetli ve ağrılı geçiyorsa, bu durumla ilgili, tıbbi yardım alması gerekir. Düzensizliğin belirtileri, şöyledir. Regle kanamalarının, normalde 2 ila 7 gün, arasında sürdüğü kabul edilir. Bunun yanı sıra, bir reglin başlangıcından, sonraki reglin başlangıcına kadar olan sürenin ise, 21 ila 35 gün arasında olması beklenir. Bunların dışındaki sürelerde olan adet döngülerine, regli düzensizliği adı verilmekle beraber, yeni adet görülmeye başlanan, gençlik dönemlerinde ve menopoza yaklaşılan, dönemlerde oluşan, hormonal düzenlenmeler esnasında da, adet düzensizlikleri, normal olarak görülebilir. Başlıca belirtileri, şöyledir. Bir adet döngüsünün 21 günden kısa, 35 günden az olması. Reglin 2 günden az, veya en fazla 7 günden fazla sürmesi. Şiddetli kanama, ağrı, kramp, veya kusma. Sürekli yorgunluk, baş dönmesi, kansızlık, adet düzensizliği tanı yöntemleri. Hekiminize başvurduğunuzda, öncelikle, tıbbi öykünüzü sorgulayacak, ardından, jinekolojik muayene yapacaktır. Rahim, yumurtalıklar ve çevre yapıların görüntüsünü elde etmek amacıyla, ultrasonografik incelemeler gerçekleştirilebilir. Videomuzu burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.